Herkese selam, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Forum İstanbul'daki alışveriş festivaline gittik. Belki duymuşsunuzdur, Beyzece gibi, Polo gibi kışlık botlar, montlar indirim vardı. Alışveriş festivali başlatmışlar. Biz de şimdi gittik. Özellikle Karaca çok kalabalıktı. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Neyse bahsedeceğim, önce neler aldıklarımı göstereyim size. Aslında ihtiyacım olan her şey karşıma çıktı. Şu servis setini dün akşam internette gezerken, Trendyol'da gezerken görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Ama fiyatını söyleyeceğim. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama sapları ve gökkuşağı şeklinde yapmışlar. Bütün set var. Tam beşli set işte. Kepçesi var, işte makarna tutacağı, spatulası, süzgeç falan var. Tamamen şöyle beşli bir set. Şu anda Trendyol'da 690 lira. Ben ne kadar aldığımı videonun sonunda hepsini söylüyor olacağım. Ama çeyiz alışverişi yapanlar, nişanlılar çok vardı ve herkes böyle kolilerle falan alışveriş yapıyorlardı. Eğer gidenler varsa aranızda, video izleyenler arasında tahmin ediyorlar, biliyorlardı zaten. Ben çok bir şey bulamamakla birlikte zaten hiçbir şey de kalmamıştı. Tamamen talan etmişlerdi. Böyle insanlar birbirlerine telefon açıp hadi gel işte Karaca inanılmaz indirim var falan diye birbirlerine haber veriyorlar. Dediğim gibi böyle bir sıra var ve sırada koliyle, yani poşet falan, böyle elinde birkaç tane ürün bekleyen yok. Herkes koliyle falan alışveriş yapmışlar. Orada boş olan kolileri insanlar kendilerine alışveriş arabası olarak kullanmışlar. Yemek takımı alanlar, çaydanlıklar, her şey vardı bu arada. Yani sadece birkaç ürün koymamışlar. İşte kahve fincanından su, çatal bıçak setine kadar stand mikserleri, tabaklar zaten, fincanlar, bardaklar, aklınıza gelebilecek her şeyden vardı ama dediğim gibi çok fazla talan edilmiş, artık öyle söyleyeyim. Bulabilirsiniz, işte karıştırırsanız, öyle bir vaktiniz varsa bulabiliyorsunuz. Ben ihtiyaçlarımı çok şükür buldum ama bir fincan takımına, altılı fincan takımına ihtiyacım vardı ama maalesef kalmamıştım. Ama gene bir fincan takımı aldım, onu da gösteriyor olacağım. Bayağıdır istediğim bir tart kalıbı vardı. Dün akşam da hatta bakıyordum, yani Karaca'ya insana falan bakmıştım. İyi ki almamışım. Karşıma çıktı. Böyle bir tart kalıbı da aldım. Şöyle çırpıcılardan istiyordum. Bunlar çok pratik oluyor, küçük oluyor. Benimkinin artık böyle ucu falan telleri çıkmıştı. Böyle bir iki tane kalmıştı arada. Onlar da kendime bir set yaptım. Dedim mi? Sadece ihtiyacım olan şeyleri aldım. Çok şükür de karşıma çıktı. Ekmekliğim yoktu ve bayağıdır ekmeklik bakıyordum internette ama gerçekten ekmeklikler çok pahalı. Özellikle bu şekilde bambu kapaklılar 1000 lira 900 lira civarıydı. Şöyle hemen göstereyim. Bak. Bu normal plastik bir ekmeklik içi. Bu bambu kapaklı. Zaten bunu ben şeyde görmüştüm, internet sitesinde görmüştüm. Bunu da kesme tahtası olarak kullanıyorsunuz. Ekmek kesme tahtası olarak kullanılıyor diye. Hani üzerine bir örtü, bir peçete serip ekmeğinizi serebilirsiniz. Bu bambu kapak olduğu için ağır ve yani güzel, şık duruyor. Bunu kenarda köşede kalmıştı. Böyle aldım. Eşime göstermeye gidiyordum. Oradaki çalışan arkadaşa sordum. Ya 500 lira civarı dedi. Biraz pahalı geldi ama bunların da bambu kapaklarının da 1000 lira civarı olduğunu bildiğim için yine uygun dedim. Tam eşime götürürken oradaki hanımefendiler nereden aldınız, alacak mısınız diye başıma üşüştüler. Bir anda benim de gözümde kıymete bindi tabii. Bunu aldım. Kasada geldim, 500 lira falan değil, bildiğiniz 250 TL'ye aldım. Dediğim gibi ihtiyacım da olduğu için çok iyi oldu ve tek kalmıştı. O yüzden herkes başıma üşüşmüştü. Aynı şekilde bu kaşıklık seti içinde elimde gören herkes bir anda ondan bulmaya çalıştı ama bu da tek kalmıştı. Bir de kahve fincanı tek bir model kalmış. Yani herkes çok almış. Önümdeki sırada gördüm, Envai Çelik kahve fincanı almışlar. Tek bir model kalmıştı. Kimsenin satın almadı. O da çok güzel bir model değildi zaten. Tam böyle ümidimi kesmiş bakarken bir anda böyle bir kutu tek başına duruyordu orada. Şöyle bir kapağını kaldırdım ve çok hoşuma gitti. Hemen size de göstereyim. Fiyatını da söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Şöyle güzel bir yeşil, altındaki de gri, antrasit gri. Şöyle ikili kahve fincanı tam 200 TL. Artık neredeyse tekli kupalar bile 200 TL değilken böyle bir kahve fincanı buluyor olmaktan gayet mutlu ve hoşnut oldum. Dediğim gibi ihtiyacım da vardı.
Şu size başta söylemiştim. Şu kaşıklık seti Karaca'nın bu modeli şu an Trendyol'da 690 lira ve indirimli diye koymuşlar. Ben bunu 250 TL'ye aldım. Ekmeklik bambu kapaklar dediğim gibi 690 da 1000 lira civarı. Ben bunu 250 TL'ye aldım. Onun dışında zaten bu ikisi sadece para tuttu. Bu da 200 TL. Bu ikisi de işte 30 lira civarı bu şeyler, çırpıcılar. Bu da yani toplam 796 TL tuttu. Dediğim gibi ben sadece ihtiyaçlarım olabildim ve çok az ürün kaldığı için aralardan seçebildim ancak. Ama envai çeşit bardaklar, kadehler var, tabaklar var, pasta tabakları var, yemek tabakları var. Hatta takımlar halinde var. Sürahi setleri, çaydanlıklar, ne, aklınıza ne geliyorsa ki gerçekten evlenecek olan genç kızlar vardı. Onlar aileleriyle gelmişler ve elektronik eşyalar da var bu arada. Çay set şeyleri var, çaycı vardı, kahve makineleri vardı, hamur yoğurma makinesi, stand mikserleri vardı. Onların da fiyatları bir tık uygun. Evet, süpürge falan da vardı galiba, tam göremedim ama devam ediyormuş bu arada festival. Bu ayın sonuna kadar devam ediyormuş. Ben tekrar gitmeyi düşünüyorum ama erken saatlerde gitmekte fayda var. Bir tane hanımefendiyle orada konuştum. İki gündür geliyorum, hiçbir şey yoktu dedi. Bugün rafları doldurmuşlar dedi. Herhalde rafı doldurmuşlar. Herkese birbirine haber vermiş. Tamamen talan edilmişti. Böyle normalde koliler halinde konmuş ama koliler yırtılmış, içindekini görmek için. Baharatlıklar vardı çok güzel. Standlı servis setleri de vardı. Standlı baharatlıklar. Aslında Karaca internet sitesinde gördüğünüz her şey var. Bütün çeşitler var. Hani genelde böyle festivallere veya İndirim olan yerlerde, çadırlara çok gitmeyen modelleri, defolu modelleri, çok satılmayan, tercih edilmeyen modelleri koyarlar ama burada öyle bir şey yok. Tamamen şu anda yani online güncel sitesinde gördüğünüz her şey ve her şey orada var. Dediğim gibi mesela ben bu servis setini daha dün gördüm, vardı. Bu da aynı şekilde. Kahve fincanı tesadüf karşıma çıktı ama çok güzel yemek takımları vesaire alanlar vardı. Dediğim gibi 796 lira bir ödeme yaptım ama insanlar çok toplu alışveriş yaptı. İşte 5000 lira ödeyen, 3000 lira ödeyen gibi. Gene de çok uygun fiyatlar veriliyor. Çok sıra bekliyorsunuz. Çünkü tek bir sıra var ve çok alışveriş yapılıyor. Yani siz 4-5 tane bir şey alsanız bile en aşağı bir 40 dakika kasa sırası bekliyorsunuz. Tek bir kasa olduğu için. Bunun dışında sadece Karaca yok. Polo var. Ayakkabı, spor ayakkabı için işte Polo, Puma var, Nike gibi birçok mağaza da var. Onlar da indirim. Hatta bir yanına bedava var. Hatta şöyle göstereyim. Ben de Polo'dan kendime bunu da göstereyim. Şunu da göstereyim. Gene o indirim festivalinden aldım. Polo'dan. Bu şekilde bir eşortman aldım. Pardon, 399 TL. Gerçekten kumaşı da güzel ve büyük bedenler de var. Gene böyle bu tür yerlerde genelde beden kalmaz. Ama burada gerçekten bedenler de vardı. Bir de şöyle Polo'nun geniş, güzel, hani rahat edebileceğim bir penyesini de satın aldım. Üzerine takım olması açısından. Alışverişimiz bu şekildeydi. Benim tabii izleyenler bilir, bebeğim olduğu için çok durmadı, çok özen turlayamadık ama erken saatlerde gidip istediğinizde ihtiyaçlarınız uygun fiyata alabilirsiniz. Festival hala devam ediyor. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.